1980 ve 90'lı yıllarda podyum dünyası oldukça güçlüydü. Mankenler gösteri dünyasının gözde figürleriydi. Emel Yıldırım da dönemin beğenilen mankenlerinden biriydi. Mankenliğin yanında televizyon ekranlarında gösterilen yerli dizilerde de rol aldı. Oyunculukta da başarılı olduğunu ispatladı. Ünlü isim şimdilerde bambaşka bir hayat yaşıyor. Gelin Emel Yıldırım'ı daha yakından tanıyalım. 1974 yılında asker bir babanın kızı olarak dünyaya geldi. Abileri olan Emel Yıldırım ailenin en küçüğüydü. Aslında onun kesi kolay bir çocukluk değildi. Daha 6 yaşında babasını kaybetti. 46 yaşındaki babası şehit olmuştu. Ünlü isim yıllar önce şehit düşen babası Zeki Yıldırım'ı adına hazırlanan plaketin fotoğrafıyla Instagram'da anmıştı. Hayat Sana Güzel Mi programında gazeteci Oya Doğan'ın sorularını yanıtlayan Emel Yıldırım, annemle babam görücü usulüyle Ile tanışıyorlar, evleniyorlar. şehir şehir dolaşıyorlar. 3 senede, 4 senede bir şehir değiştiriyorlar. 6 yaşından sonra İzmir'de büyüdüm. Babama aşık bir kızdım. Boşluğu abimle doldurdum. 18 yaş var aramızda. Ne kadar eksikliğini hissettirmese de aşk derecesindeydi. Çok seviyordum babamı. Adana'da göreve çağrıldı. Kırmızı bültenle aranılan bir terörist. Annem söylerdi. Babam hep şehadet mertebesi dilermiş. 80'de iki terörist tarafından vuruldu. Tabii travmatik bir olay. 6 yaşında uyandığımızda ağlama sesleri. Bir çıktım, tabut, bayrak. Benim benim için kötü bir anı ama şehit mertebesi de güzel bir mertebe. Meslek Lisesi'nde giyim bölümünde okudu. Üniversitede moda tasarımı okumak istiyordu ve bunun için hazırlanıyordu. Hayatın onunla ilgili başka planları vardı ama takvimler 1993'ü gösteriyordu. Emel Yıldırım belki de hayatının en mutlu anlarından birini yaşadı. Katıldığı yarışmada Türkiye ikinci güzeli ünvanını almıştı. O günden sonra kariyer basamaklarını hızla tırmanmaya başladı. Bu vesile onu moda dünyasıyla da tanıştırdı. Güzellik yarışmasında dereceye girenler genellikle oyuncu, sunucu oluyor. Ama onun aklında başka şeyler de vardı. Sadece doğru zamanı bekliyordu. Aslında modellik, mankenlik gibi bir hayali yoktu. Ama çevreden gelen ilgi onu bu yola yönlendirdi. Dönemin en ünlü modellerinden biri oldu. İbrahim Tatlıses 1995'te çektiği Bir Kolunu Çok Sevdim klibinde dönemin gözde mankenlerinden Emel Yıldırım'ı oynatmıştı. Daha sonra aynı dizide rol aldılar. 1993 yılında dizilerde rol almaya başlayarak Tetikçi Kemal, Aşık Oldum gibi yapımlarda yer aldı. Başarı basamaklarını tırmanırken hayatının aşkı olduğunu düşündüğü kişiyle tanıştı. Artık onu heyecanlı ama aynı zamanda yorucu bir dönem bekliyordu. Aşık olduğu adam Türkiye'nin en ünlü playboylarından biri olarak tanınan Erdal Acar'dı. 90'ların ortalarında zirvede olduğu dönemlerde bir anda eline eteğini çekti podyumlardan. Evlendi ve bir seçim yapması gerekti. O da evliliği seçti. Çok genç yaşta anne olmuştu. Bir zamanlar podyumları kasıp kavuran Emel Yıldırım her şeyi bir kenara bırakıp evinin kadını olmuştu. İki çocuk sahibi olan Yıldırım'ın bir kızı bir de oğlu var. İkisi de şimdilerde 20'li yaşlarda. Erdal Acar'la 19 yıllık evliliği 2015 yılında sona erdi. Postadan Kezban Yılmaz'a verdiği röportajda 19 yıl boyunca Erdal Bey'in çapkınlıklarına maruz kaldınız. Neden ayrılmak için bu kadar beklediniz sorusuna şöyle yanıt vermişti. Yaptıklarını hiç gözüme gözüme sokmamıştı. Hep inkar ederdi zaten. Ben de o zamanlar sevdiğim için göz ardı ettim bazı şeyleri. Ama sonunda bardak doldu. Herkesin bir sınırı var. Taş değilim bende. de. Emel Yıldırım 19 yıllık evliliğini bitirirken sadece ceketini alıp çıkmıştı evden. Renkli sayfalara konuk olan Yıldırım, aslında bu konuda konuşmak istemiyorum ama şunu da söylemek durumundayım. Benim üzerimde hiçbir şeyim yok. Ev, araba, o, şu, bu. Ceketimi aldım ve çıktım. Bu da artık son söylemimdi diye belirtti. Boşandıktan sonra hayatının nasıl değiştiğini ise maddi anlamda küçüldüm ama manevi anlamda hiçbir şeyimi kaybetmedim. Çocuklarım, dostlarım, sevdiklerim yanımda. Yolum açık, önüme bakıyorum. O da evlendi. Herkes mutlu olsun. Benim kimseyle bir derdim, alıp veremediğim yok diyerek açıklamıştı. Bu arada 2010'larda kendi adını taşıyan bir mağaza açtı. Gerçi bu ilk denemesi değildi. 2001 yılında ilk olarak bir mağaza açmıştı. Küçük bir atölyede kendi modellerini yapıyordu. Derken Çırağan da 75 parçalık bir defileyle ürünlerini sergiledi. Hatta Yıldırım Mayruk ve Barbaros Şansal izleyip onu tebrik ettiler. Son olarak da Home Store'da 5 yıl kendi tasarımlarını yaptıktan sonra orayı sattı. 2010'larda yine bir girişimde bulundu. Nişantaşı'nda açtığı mağazada işleri vardı. Mağaza dışında bir de Emel Yıldırım'la Yeni Bir Ben isimli televizyon programı yapıyordu. Postadan Kezban Yılmaz'a verdiği röportajda o benim için artık bir sosyal sorumluluk projesi gibi oldu. Bazı kadınlar keşke kaşlarım şöyle olsa, burnum böyle olsa filan diyor. Biz onların bu isteklerine cevap veriyoruz. Hayatlarına dokunuyoruz diyerek açıklamıştı bu programı. 2020 yılında Netflix'in 50 Metrekare isimli dizisinde oynadı. Yeni projelerde yer almayı sürdürdüğü biliniyor. 1993 Türkiye ikinci güzeli Emel Yıldırım, 2017'de modacılığa soyunup kıyafet tasarımı yapmaya başlamıştı. Kendi adıyla parfüm de çıkaran Emel Yıldırım, 2016 yılında kutsal toprakları ziyaret ederek Umre'ye gitti. Birden çok kez Umre'ye giden Yıldırım, milletten Başak Çokan'a verdiği röportajda, uçağa binip dua etmeye başladığım anda başımı cama yasladım ve tıpkı 9 ay bebeğini görmek için bekleyen anne gibi Allah'a kavuşacağım diye heyecandan ölmek üzereydim. Hayatta hiçbir şey beni bu kadar heyecanlandıramazdı. Kabe'yi gördüğümde bir anda her şey bomboş geldi. Ayak topuklarım çatlayana kadar tavaf yaptım diyerek açıklamış yaşadıklarını. Zaten maneviyata önem veren eski model Gökay Kalaycıoğlu'nun sunumuyla haberler.com'un YouTube kanalında yayınlanan Haber Bahane programında maneviyata önem veren bir ailede büyüdüğünü ve beş vakit namaz kıldığını söylemiş. Tesettüre girmeyi düşünüyor musunuz sorusuna şu anda değil ama ileride olabilir cevabını vermişti. Hayatı boyunca maneviyatının yüksek olduğunu söyleyen Emel Yıldırım Evimiz hep namaz kılınan, oruç tutulan ve teraviye gidilen bir yerdi. Böyle bir ailede büyüdüm. İçimizde hep vardı. Ben bunları konuşmayı sevmiyorum. Çünkü bir şey olduğunda insanlar acımasız olduğu için hemen dine dön diyorumları yapılıyor. 9 yıldır 5 vakit namaz kılıyorum. Artık daha aşkla ve daha bilinçli yapıyorum. Eskiden annemizden, dedemizden, büyüklerimizden duyduğumuzla dini yaşayıp biliyorduk. Ben kendi iç huzurumu buldum. Okuyarak kendi yolumu kendim buldum. Allah'la arama başka birini sokmadım dedi. ''Umre yaptın mı? Tesettüre girmeyi düşünüyor musun?'' sorularına da tüm samimiyetiyle cevap veren Yıldırım sözlerine şöyle devam etti. ''Üç kere umre yaptım. Hacı olmak için altı yıl önce başvuru yaptım. Bekliyorum. Gelirse giderim. Şu anda örtülmeyi düşünmüyorum. Gösteriş için bir şey yapmak istemem. Ben aşkla bir şey yapıyorsa kapanabilirim. Kalben, canı gönülden istiyorsan bunu yaparım.'' Dedem 20 yıl bir odanın içinde inzivaya çekildi. İnanılmaz muhterem biriydi. Sakalları da çok uzundu. Sadece cumadan cumaya dışarı çıkar, sonra yine odasına girerdi. Böyle bir insanın torunuyum. İlkokuldan bu yana dedemin odasına girerken başımı kapatarak girerdim. Saygımdan dolayı bir şeyler küçüklükten insana yapışabilir. bir dönem estetik haberleriyle gündeme gelen Yıldırım yaptığı açıklamada şunları söyledi. Benim dudaklarım kalın. 2005 yılında 27 yaşındayken bir arkadaşım vasıtasıyla bir doktorla tanıştık. Vitamin yapacaktı. Dudakların çok güzel ama biraz çizgi olmuş. Gel kolajen yapalım. 18 yaşındaki halin gibi olsun dedi. Ben dudak falan büyütmek istemedim. Çünkü dudaklarım büyük. Ortaokulu, lise yıllarımda bana hep köfte dudak derlerdi. Yarışmaya girdiğim dönemde de var resimlerim. Yani kendi dudağım zaten büyük. Vitamin yapacağım diyen doktor bir şey enjekte etti dudağıma. İnandım. Dudağım üç katı falan oldu. Aradım. Bu ne diye sordum. Doktor inecek. Merak etme karşılığını verdi. Üç kez kortizon iğnesi vurdurdum. İnmiyordu çünkü. İki sene aynalara küstüm. İnsanlarla konuşurken elimle dudağımı kapatıyordum. Çok ağladım. Çok üzüldüm. Bu olaydan sonra Almanya'ya gittim. Dudaklarımı komple yardılar. Rapor yazdı. Silikon madde koyulmuş diye. Dudağımı bu hale getiren doktora dava açmadım. Yine iyi niyetimden. Aradım, böyle bir şey yapmışsın dedim. O da bilmiyormuş, yeni bir üründü dedi. Normalde yüzümde estetiğim yok, bu olaydan sonra da bir şey yaptırmam. Hayatımda dört kez botoks yaptırdım. Bana olmadı, sevmedim. Vitamin takviyeleri yapıyorum sadece. İki sene önce de 10 kilo verdim. Posta'ya verdiği röportajda kendisiyle ilgili şunları söylemişti ünlü isim. Çok dekolte bir elbise asla giymem. Hiçbir zaman seksi görünümlü bir kadın olmadım. Bazı kadınlar vardır. Dişilik akar her hareketinden. Ben daha erkeksiyim. Kadınlar yolda çevirip ben sizin hayranınızım diyorlar. Sosyal medyada da daha çok kadınlar benim için yorum yapıyor. Boyuna posuna kurban olayım diyenler var. Her yerden alışveriş yaparım. Pazardan çocuklarıma pijama da alıp giydirdim. İkinci el kıyafette alırım. Biz de ünlü isme hayatının geri kalanında sağlık, huzur ve mutluluk diliyoruz.